Evet, selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, uzun zamandır yoktuk. Hastanedeydik, doktorlara gittik. Bu sigara içmeyin. 55 yıldır sigara içiyorum. Ve faturasını kötü ödüyorum. Çok kötü ödüyorum. Dördüncü derecede, yani son dereceye gelmiş. Akciğerimi incelediler. Son dereceye gelmişiz yani. Son nefesimize kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz tabii. Sigaramızı da içiyoruz bu arada. Kendi halimize gülüyoruz ha. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, çok konuşmadan şurada gelen sorular var. Bunların içinden ilgimi çeken soru. Yasin suresinin 13. ayetinden başlayın ve 38-39'a kadar giden bir kıssa var. Şimdi Kur'an'ı anlamak istemeyenler, anlamayanlar demiyorum. Anlamak istemeyenler, kalplerinde fitne olanlar, bu ayet ne demek istiyor? İşte buraya gelen, burada bahsedilen şehir hangi şehir? Efendim, buraya gidelim gönderilen peygamberler hangi peygamberler? Gibi. Kendilerince Kur'an-ı Kerim'de hata, eksik, laubali varıyorlar. Şimdi bir kere bugünkü bilimsel verilere göre konuşursak, dünya insanların yaşayabileceği elverişli düzenine girmesine 200 bin sene olmuş. Müş diyorum. Tabi Kur'an-ı Kerim onu öyle bahsetmez. Kur'an'ın problemi o değil. O bilime bıraktığı konuları Kur'an-ı Kerim anlatmaz zaten. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın indiriliş amacını, gayesini anlamayanlar, anlamak istemeyenler, dediğim gibi işte böyle bahaneler ararlar. Kur'an'ın İnsanlık tarihi 200 bin sene diye düşünülür. Bugünkü bilimsel veriler. Tabii bizim konumuz değil, o bilim adamlarının işi. De bugünkü hesaba göre 200 bin sene diyelim. Kur'an'da şu ifadeler vardır. İşte 25 peygamberin adı geçer. Ama arkasından da der ki Allah, biz daha sayısız peygamber gönderdik. Yani bu 25 peygamber de Nuh Aleyhisselam'dan bu yana olan süreç. Bu da bizim tahminimize göre veya işte bilimsel yaklaşımlara göre 5-6 bin senelik. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan önce olan bir şey. Şimdi aziz kardeşim, Kur'an-ı Kerim bugünkü hesabıyla 600 sayfa. Değil mi? 6600 küsur ayet var. Eğer Allah gönderdiği peygamberlerin tek tek yarımşar sayfa yer verseydi, ya bugün 100.000'den fazla peygamber gelmiş geçmiştir. Bu en verimsel bilimsel yaklaşımdır. Neden? Eğer insanoğlu 200 bin senedir yeryüzünde ise her 2000 senede bir peygamber gelmiş olsa bile 100 bin peygamber eder. Değil mi? 2000 senenin de ara vermiyor hiç. Çünkü son 25 peygamberin adı geçiyor. Bunların arasında 2000 sene yok.
bizim peygamberle İsa Aleyhisselam arasında, gerçi hepsi bizim peygamber de, 600 sene var. İsa'dan önce de Musevilere, yani Yahudilere gelen peygamber sayısı sayısız. Musa'dan sonra gelenler. Yani bunlar kaba bir hesapla insanlık tarihinin yaşı 200 bin ise 100 binden fazla peygamber gelmiştir. 100 binden fazla gelen peygamberin de her birine, yani bırak yarım sayfa ayırmayı, yani her 5 tanesine bir sayfa ayarsa gene 20 bin sayfalık bir Kur'an-ı Kerim olması lazım. Değil mi? Fazladan. Oysa Kur'an'daki amaç sayı vermek, rakam vermek, coğrafi tarifler yapmak, isimler vermek, kişilerin enini boyunu anlatmak değil. Her peygamber kendisinden önceki peygamberlerin kıssalarıyla beslenir. Ve son kitap olan Kur'an-ı Kerim'de de sanırsam binden fazla kıssa vardır. Neden vardır? Allah burada şey anlatmıyor bize, masal anlatmıyor. Dinin tebliğ edilme gerekçelerine dayalı olarak o günkü toplumun peygambere karşı koydukları tavırlardan önceki peygamberlerden de örnekler vererek, yani bu inanmayan, inanmak istemeyenlerin de önceleri de aynıydı. Sana da aynı tavır var ey Muhammed. Senden sonra da bunlar yine böyledirler derler demiş oluyor. Neyi anlamıyoruz bakalım şimdi. Evet. Ayet 13. Yasin suresi. Onlara şu şehir halkını misal getir diyor. Şimdi inanmak istemeyen kafir soruyor. Hangi şehir halkı? O şehrin adını söylese bile sen ne bileceksin? Hem adına ne gerek var? Hani onlara elçiler göndermişti, gelmişti. Demek ki geçmiş tarihte herhangi bir elçi gönderdiği kavimden bir örnek veriyor. 14'te işte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Yani önde zaten ölçüler kullanıyor, elçiler çoğul kullanıyor. İki elçi olduğunu belirtiyor. Onları yalanladılar. Peygamberi de yalanlıyorlar ya Muhammed Aleyhisselam. Üçüncü bir elçi daha gönderdik. Onlara biz size gönderilmiş Allah'ın elçileri istediler. Onlar da elçilere dediler ki siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman, yani Allah herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Şimdi bunlar Allah'a inanan müşriklerdir. Yani Rahman diyorlar. Allah'a inanıyorlar yani. Çünkü Mekkeli müşrikler de Allah'a inanıyor. İnanmıyor değiller. Onlar sadece Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabullenmiyorlar. Değil mi? Burada da aynısı. Yani bu vahiy yapılırken peygambere demiş oluyor ki ya Muhammed sen kafanı yorma, önceden daha bu örneği anlat onlara diyor. Farkları yok diyor yani onlara. Anlatabiliyor muyum? Elçiler de dedi ki Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Şimdi aynısını Muhammed'e de diyorlar. Sen kimsin? Ya yetimin birisin. Sana mı kaldı peygamberlik? Bizi kandırıyorum diyorlar. Değil mi? Ondan sonra peygamber de ne diyor? Sizinle benim aramda Allah'ın şahitliği yeter diyor. Başka bir yerde de bu Kur'an yeter diyor. Başka bir yerde Kur'an yetmiyor onlara diyor.
Ne var bunda anlaşılmayacak? Neyin anlamıyorsunuz bunun? Bu anlaşılmayan bir ayetmiş. Adam diyor ki ne? Kur'an hani apaçıktı? Hadi bunu bana açıkla diyor. Ya açıklıyoruz. Anlamak istiyorsan anlarsın. Evet. 17'de bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değil. Aynısını Muhammed Aleyhisselam da diyor. Benim görevim bana vahyedilene uymak. Bakın elçiler arasında fark yok. Ve müşrikler arasında da yok. Kafirler arasında da yok. O gün de inanmak istemeyen inanmıyordu. Bugün de inanmak istemeyen aynı bahaneler, aynı gerekçelerle yalanlamaya devam ediyorlar. Ya Allah bu. Boşuna yazar mı kıssayı? Boşuna gönderir mi kıssayı? Evet. 17'de elçiler devam ediyor. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmek kardeşim. Bizim başka bir işimiz yok. Diyor. Derler. Bunu bütün peygamberler demiştir. Burada kıssası olsun olmasın. Her peygamber kavmine gidip Allah'ın emrini tebliğ etmiştir. Ve karşılaştıkları manzara genellikle de budur. Çünkü bir kavme elinde tutan orada elit tabaka vardır. Bu tabaka Allah'ın elçisi de gelse rahatının kaçmasını istemez. Onun için de elçilere düşmanlık hep onlardan gelir. Halktan gelmez. Halk meraklıdır. Gider dinler. Ama o şehrin, o kavmin elit tabakası, çünkü gelen tebliğ kendilerinin zararına. Çünkü milleti soyuyorlar, zulmediyorlar, aşırı gidiyorlar, putlara tapıyorlar. Gelen elçi ne diyor? Adaletli olun diyor. Paylaşın diyor. İnsanları ezmeyin diyor. Kötülük yapmayın diyor. İşlerine gelir mi? Mekke halkı en yakın dönemde Muhammed Aleyhisselam'a karşı tavrı ortada. Bugün de Kur'an-ı Kerim okursan siz Kur'an Müslümanlığı olur mu? Kur'an Müslümanlığı kafirliktir diyorlar. Niye? Çünkü kendi koydukları hegemonya din adına tabii tarikatları kastediyorum. Mezhepleri kastediyorum. Kendi hegemonyaları Kur'an'la bozuluyor. Aynı şey. Kur'an Resul'dür. Resul'ü getirip koydun mu ortaya işlerine gelmiyor. Niye? Çünkü kendi hegemonyaları bozuluyor. Çünkü uydurulmuş bir dinin baronu bunlar. Uydurulmuş bir dinden ne mağlanıyorlar? Müşrikler öyledir. Allah'a inanırlar. Ama kendi uydurdukları tanrıları vardır. Ne kadar benziyor değil mi? Hiç farkı yok. Ha bu ismini vermedi Allah'ın şehir, ha Mekke, ha bugünkü tarikatlar. Hiç farkları yok. Çünkü hepsinin de kendi tanrıları var. Tanrı edindikleri var. Put edindikleri var. Putları var. Adam bunun ne gereği var? Hangi şehir? Elçilerin adı ne? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? 25 tanesinin adını veriyor Allah. Ne yapıyorsun onlara? Ne işine yarıyor? Kalplerinde bozukluğu olanlar bozuk bakarlar olaya. Fitne ararlar yani. Acaba nerede bir fitne bulayım? Adam bu ayet anlaşılmaz. Ne demek istiyor burada Allah? Peygamberler kim? Hangi şehir? Niye söylemiyor? Onu ötede varırsan Allah'a sorarsın. Sen onun hesabını verirler orada. Evet. Ne kaldı? 18 devam ediyor. Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Müşrikler diyor buna. Eğer bu işten vazgeçmezseniz işte biz sizi taşlarız, kovalarız, öldürürüz, kaldırırız. Tabii bunun hepsini yazmasına gerek yok. Taşlarız demesi yetiyor zaten. Bunun dışında
bir şeye verilen tepkiyi sen anlarsın. Aptal mısın bunu? Yani ben diyorum ki ne? Evime gelme, kovarım seni diyorum. Kovmanın arkasında ne varsa hepsini düşüneceksin. Silahla mı kovarım, bıçakla mı kovarım, sopayla mı kovarım, küfürle mi kovarım? Burada Allah akla hitap ediyor. Taşlama kelimesi budur. Tepki. Ve bizden size mutlaka kötülük gelir diyorlar. Elçiler de şöyle cevap veriyor 19'da. Evet. Elçiler de şöyle cevap veriyor. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraber. Yani biz gelmesek de siz aynıydınız. Efendim. Hani uğursuzsunuz diyorlar ya Resullere. Onlar da öyle diyor. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur ya? Size edepli olun, güzel olun, insan olun, efendim zulmetmeyin dediysek, yani bu uğursuzluk mu oluyor? Siz aşırı giden bir milletsiniz diyor. İşte Lut kavminin örneği, Ad kavminin örneği, işte Yahudilerin örneği, Mekkeli müşriklerin örneği. Mekke'de zulüm yok muydu? Her türlü pislik vardı. Ya aynısı orada da vardır. Veya bir farklı benzeri. Ama kötülük kötülüktür. Zulüm zulümdür. Ve daha ilginç bir tarafı. Derken, yani bunlar konuşurken, şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, dedi, bu elçilere uyun. Kavmin dediğine göre kavmin bir adamı bu. Zaten nebiler de o kavmin insanları. Uzaydan inmiyor onlar. Onlar da o toplumundan çıkıyorlar. Şimdi şehrin öbür ucundan geliyor. Demek ki nebilere inanan biri. Yani Resullere inanan bir adam. Bu. Efendim. Şimdi bu olay tabi 10 dakikada olmuyordur. Yani peygamberler geldiler şehrin kapısında. Başladılar tartışmaya değildir. Bunlar bir sürecin devamı. Şimdi burada anlatıldığı gibi, yani nebiler iki tane, üç tane her neyse şehrin kapısına geldiler de, işte şehrin ileri gelenleriyle tartışmıyorlar burada. Bunlar bir sürecin devamıdır. Değil mi arkadaşlar? İşin mantığı da odur zaten. Ve 21'de devam ediyor o koşarak gelen kişi. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Şimdi şehrin öbür tarafından gelen adam bunları söylüyor. Ücret kelimesi illaki para anlamında değildir. Sizden herhangi bir mevki, makam, bir şeyler, toprak, ağalık, büyüklük, patronluk, bunların öyle bir isteği yok. Bunlar sadece şehirdeki şu kepazeliğe son verin diyorlar. Allah'ın mesajını getiriyorlar. Sizden ücret istemiyor onlar. Yani onların bir beklentisi yok. Onlar bir şey satmıyor. Pazarlamacı değiller. Ayet anlamak mı istiyorsun? İşte anlayacaksın. O ücret kelimesinden anlayacaksın. Tabi anlamak istiyorsan. Evet. Mesela kendine örnek veriyor. Bana ne olmuş ki beni yaratanı ibadet etmeyecekmişim? Şimdi onlar putperest ya. Halbuki hepiniz ona döndürüleceksiniz. Yani imanın bir şeyini söylüyor. Yani ölünce dirileceğiz. Bak ben inandım diyor. 23'te ondan başka tanrım edineyim.
Yani tebliği tekrar ediyor o adam, koşarak gelen adam. O çok esirgeyici. Allah eğer bana bir zarar dilerse, onların yani putları kastediyor, sizin inandıklarınız bana hiçbir fayda vermez diyor. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum. Şüphesiz ben Rabbinize inandım, beni dinleyin diyor. Ve Allah orada diyor ki biz bunu, bu kişiyi cennete koyduk. Anlatabiliyor muyum? Biz bu kişiyi cennete koyduk diyor. Bunu nasıl diyor Allah? 26-27. Ayette gir cennete denildi. Yani peygamberi tasdik eden, peygamberlerin efendim tasdik eden kişiye gir cennete denildi. Keşke dedi Rabbimin beni bağışladığını ve bana ikramı mahsur olanlardan kıldığını kavmin bilseydi. Bu sonraki süreçle ilgili. Yani Allah hemen orada demiyor hadi gir cennete diye. Bu bir Kur'an üslubudur. Sonradan o kişinin cennete gireceği ve o kişinin de hani kavmi rezil oldu ya, keşke de Rabbim beni bağışladığını ve bana hani benim buna da Resullere inandığım için Allah'ın beni bağışladığını, efendim bana ikramı mazhar bıraktığını kavmim bilseydi. Ne zaman? Bu sonraki süreç. Hani bu benzer bir ayet de İsa Aleyhisselam'ı Allah sorguya çekiyor ya, sen mi dedin ya İsa beni ve annemi ilah edinin diye. O sonraki süreçteki sorgulamayı Allah bildiriyor. Evet. 28. Biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik. Ve indirecek de değildik. Yani basit. 29. Korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire bittiler. Söylüverdiler. Yani Allah o kavmi helak etmiş. Ama helak ediş biçimi gökten ordu mordu indirmedik diyor. Yani buna gerek yok. Bir ses patlaması o kavim yerle bir oldu. Allah için kolay her şey. Gördük işte. Bir deprem. 10 saniyenin içinde ne yaptı şehri? Kahramanmaraş'ı. Allah göstermiyor. O bir yarım saat sürseydi ve şiddeti de 10 şiddetinde olsa ne olurdu? Toprağın üstünde hiçbir şey kalmazdı. Hepsi altına giderdi. Evet. Kur'an'ı anlamak için iman etmen şart değil kardeşim. Aklını kullanacaksın ve ön yargıyla bakmadan, yani Muhammed düşmanlığı, din düşmanlığı, Müslüman düşmanlığını kenara koyacaksın, düşmanca bakmadan kitabı okuyacaksın. Eleştiriler bak, eleştirilik gözle bakman lazım. Allah da diyor, eleştirin diyor zaten. Ama sizinki saplantı. Çünkü siz kafirsiniz. Sizin tek amacınız hata aramak. Didik didik. Bulamazsınız. Hata dediklerinizin hiçbiri ne hatadır ne yanlıştır. Kur'an'da hata yoktur. Kendinizi bir hat zannedip böyle laf kalabalığı yaparak ekranlara çıkıyorsunuz. Efendim. Niye oturup İncil'i eleştirmiyorsunuz? Sıkar değil mi biraz? Sıkar biraz. Hadi oturun. Böyle enine boyuna incire saldırın bana. Ne olacak? Ama hakikate saldırırsınız. Evet, sonunda yani bu kıssalar ne yazık ki şu kullara, onlara bir peygamber gelmeye görsün. İlla da onunla alay etmeye çalışırlar. Yani bu Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilen bir bilgi. Ne diyor Allah burada? Ya sana yapılanlara kafanı yorma. Bu zihniyet tarihin başından beri bunu yapar. Ve senden sonra da bunu yapacaklar. Yapmaya devam edecekler.
İşte yapıyorlar. Akılları sıra çıkıp alay ediyorlar. Ve bir de işin güzel yani kendilerine malzeme için insanları tahrik edip açık oturuma davet ediyorlar. Niye açık oturuma otursun seninle? Senin hezeyanını mı dinleyecek? Senin için ayıracağım vakti ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Bir normal insana akletmeye çalışan, düşünen, arayış içinde olan insana yaparım o yatırımı, o vakti. Çünkü sizden konuşulmaz. Siz sıkıştınız mı? Kabul etmiyoruz der çıkarsınız. Çünkü müşriklerin, kafirlerin ortak özelliğidir. Tamam mı kardeşim? Ve 32'de de elbette onların hepsi karşımızda hesap verecekler diyor Allah. Ve bu bir kıssadır. Demin dediğim gibi insanlık tarihinden beri Allah hiçbir kavmi peygambersiz koymamış. Hani peygambere ağzımız alışık da resulsüz koymamış, elçisiz bırakmamış. Herkese elçi göndermiş. Göndermedikleri olduğunu da vurguluyor ama göndermedik demiyor. Eğer bir kavme biz elçi göndermemişsek onları sorguya çekecek değiliz diyor. O öyle bir atıfta bulunuyor. Demin de dediğim gibi eğer insanlık tarihi bugünkü bilimsel verilere göre 200 bin yıllık ise 100 binden fazla peygamber gelmiş geçmiştir. Düşünün ki 200 bin yıl her 1000 yılda bir peygamber gelse gene 200 bin peygamber eder zaten. Bunu böyle İslam alimleri de bu yuvarlak hesapla işte 125 bin peygamber diyen var. Kur'an'da öyle bir ifade yok. Ama bu bilimsel bir yaklaşım. Hadi insanlık tarihi 50 bin sene olsa 25 bin peygamber gelmesi lazım. Değil mi? 50 bin peygamber gelmesi lazım. Yani Muhammed Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam arasında 600 sene var. 1000 dedim pardon. 600 sene var. Ondan önceki peygamberlerin arasında çok öyle fazla bir zaman yok. Hatta bazı peygamberlerin gelişleri aynı zamana da geliyor. İşte Lut gibi, İbrahim Aleyhisselam gibi aynı dönemlerde yaşayan peygamberler de var. Bir kavme birkaç peygamberin geldiği de var. Bunlar Allah'ın gerekli gördüğü ve gönderdiği şeyler. İkincisi, Kur'an-ı Kerim bir coğrafya kitabı değil. Seküler bilim kitabı da değil. Kur'an-ı Kerim insanın fıtratına bağlı tutmak isteyen ahlaki ölçülerini, hayatını, niçin yaşadığını, niçin yaratıldığını bilincine ulaştırıp efendim sosyal hayatı, psikolojik hayatı düzenli olmasını istedi, kullarının öyle olmasını istediği için gönderdiği kitaplardır, nebilerdir. Yoksa 200 bin senedir gönderdiği her peygamberin adını yazsaydı, sadece adını, 100 bin peygamberde 100 bin tane isim olurdu. Evet. Bunu da kaç sayfaya sayacağımı hesap edersem 600 sayfalık kitap kaç sayfa olurdu? Sadece peygamberlerin isimlerini yazsaydı. Tabii sizin gibi kafirlerin iddiasına göre işte niye şehrin adı yok? Peygamberin adıyla şehrini yazsaydı 10 bin sayfa olurdu Kur'an-ı Kerim. Bir sayfaya kaç tane sayar? Bir şehir ismi ve bir insan ismi. Yani her satıra 3 tane girse 20 satır hesap et. Bu basit bir mantık var, matematik mi? 100 bin peygamberin adını ve şehrini yaz, uydurma yap, otur yaz. Uydurma isim ve şehir ismi yaz bak. Nereye kadar yazacağım? Neyse Allah gerizekalılara hitap etmiyor zaten.
Allah akıl olanlara hitap ediyor. Çok yoruldum. Evet değerli arkadaşlar. Emin olun uykudaydım. Sanki böyle kafamın içinde bu dönüp duruyordu. 3 gündür bu soru. Bir videoda da izledim zaten. Bunlara kafa yormaya değmez. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsan gece kalkarsın, oturursun, efendim sindire sindire, cümle cümle okursun ve anlarsın. Hiç merak etme. Allah'a emanetsiniz.